Türkiye'den geleli bir hafta oldu ama Türkiye yaşam stilimizi daha bırakmıyoruz. Çünkü Belçika'da olsak bile burada mayalı. Biz mayalı diyoruz buna. Evet, kahvaltı edeceğiz şimdi birazdan. Türkiye'dekiler zannediyor ki Avrupa'da hani yaşam Türkiye'dekiyle farklı. Hayır, aynısı. Yaşamak isteyene aynısı değil mi Ersin? Evet. Hafta sonumuz bugün cumartesi. Maalesef un tabii ki Türkiye'deki kadar iyi değil. Yoksa bu bahane mi? Bunu yapıyorum, daha ne isteyin yani? Bu kadar gelir. Yok, gerçekten ilk bunun mayalısını herkes beğeniyor. Çok güzel yapıyor. Evet. Musa okula başladı bugün ilk günü. Ve gidiyoruz. Burası bizim mahallemiz. Birazdan da şu belediyede resmi olarak Belçikalı olacağım. İlkokul günü olduğu için sokaklarda çocuklar. Burada bisiklet kültürü Türkiye'den daha farklı. Hollanda'da bambaşka. Çok çok daha ileride. Ama Belçika'da da gerçekten herkes mümkün olduğunca bisikletle gider. Biz de öyle yapıyoruz. Benim bisikletimi de görmeniz lazım. Çok afilli. Nefesim kalmadı niyeyse. Var. Musa. Nereye gidiyorsun abi? Musa tüm trafiği. Ve Musa'nın okuluna geldik. Ya. Musa ikinci sınıfa geçti. Birinci sınıftan. Yani bildiğiniz Türkiye'deki gibi ikinci sınıfa geçiyor. Burada çocuklar bir yaş erken başlıyor. Türkiye'deki gibi değil. Burada kapatıyorum. Çünkü asosyal insanların içine giriyoruz. Yabancılar oldukça soğuk bu konuda. Evet, şimdi bugün itibariyle başvurdum. 2 hafta içerisinde pasaportumu alacağım normal şartlarda. Tebrik ediyorum kendimi. Yani herkesin durumuna göre evet. Değişik yıllarda alınabiliyor. Evet. Ben 10 yılda aldım yani. Ben evet. Kendim böyle söyleyeyim size. Çünkü ben Belçika olmadığım için, ben Hollandalı olduğum için öyle oldu. Merhabalar. Günlük hayatımızı koyduğumuz pek videomuz olmadığını düşünüyoruz. Ve daha fazla paylaşmak için bugün en özel konumuzla başladık. Bugün Musa'nın kardeşiyle ilk tanışacağı gün. Yani beni çok zor ikna ettiler ikinci çocuk için. Ama vallahi ben hevesliyim. İlk kez gidiyoruz doktora. Acaba Allah'ım önce sağlık versin. Acaba kaç haftalık? Musa? Ne? Ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Evet. Musa zannediyor ki, hatta biraz evvel hazırlanırken diyor ki, anne bebeği bugün çıkartacaklar değil mi? Oğlum daha bebek Artbel kadar. Evet, yarın resmi olarak Belçikalı oluyorum. Bakar mısınız kimliğime? Vallahi ben Belçika hükümeti olsam beni Belçika'ya katlandı. Şaka bir yana. İğrenç fotoğraf çektiriyorum. Keşke Türkiye'de çektirseydim. Şöyle bir yere geldik. Jinekoloğa.
Yıllar önce Musa Bey için de aynı jinekoloğa gelmiştik. Şimdi yine aynısını tercih ettim. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Bu çocuğu sen istedin Yasin. Aldın başına belayı. Ben kesinlikle uyanmam. Evet, ilk kontrol. Çok heyecanlıyız tabii ki. Piramide? Doktordan çıktık. Yani kutlama olarak maalesef McDonald's yapıyoruz. Musa. Evet, ilk Nur müşterisini bitirdi işini. Şimdi geri tekrardan jinekolog mu Türkçesi? Evet. Jinekoloğa geldik. Kadın doğum uzmanı. Kadın doğum uzmanı. Etrafı da göster. Evet, burası bu arada Yahudilerin oturduğu mahallesinin yan tarafı diyebilirim. Onların bölgesi. Mıntıka mı diyorlar? Onların mıntıkası. Çocuğun cinsiyetini öğreneceğiz. Musa'nın kardeşi benim oğlum veya kızım. İkisinin de bebesi. Bakın ben Mayşe diye hissediyorum. Kız evet, diye. İktir kız diyor. Benim annem, babam, ben, Musa erkek diyoruz. Şimdi gireceğiz bakalım. Mooi. Alhoewel. Jongen. Aaaa. Yuhuu. Evet Musa. Sence kız mı erkek mi? Bence kız. Peki ne istiyorsun? Kız mı istiyorsun, erkek mi istiyorsun? Kız. Tamam, birazdan göreceğiz değil mi? Çünkü ilki gibi. Haa, ilki gibi, tamam. Birazdan göreceğiz. Evet. Şu an hazırlığımızı başlıyoruz. Tabii ki ben biliyorum ne olduğunu bile. Musa şimdi... Türkçe konuşalım oğlum. Bir daha. Dur, ikisini de batır ya. Üzerine batırma, dikkat et. Şöyle yapalım. İyice batır, iyice. Bakma Musa, sakın. Dur. Aç elini. Kapat gözünü. Dur. Dur, ellerini de görme. He, ellerini görmek yoksun. Aç. Hangisiymiş oğlum? Blur. Hangi, ne oluyor o zaman? Blur. Sevindin mi? Ne?